virüslerden, sadece korona değil, tüm virüslerden nasıl korunacağımızı anlatacağım. Konumuz virüs, konumuz bağışıklık, immün sistem. İmmün sistem bağışıklığımızı nasıl koruruz? Ne yapmamız gerekiyor? Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Anadolu'muzun birçok çeşitli bitkileri var, birçok çeşitli ürünleri var. O yelpaze o kadar zengin ki bunların içerisinde milyonlarca sayabileceğim size antiviral, virüsten koruyucu besinler var. Birçok şu an masama da sığdıramadığım birçoğu var. Biberiye, nane, kekik, defne yaprağı, anason, zeytin yaprağı, tarçın, zencefil, zerdeçal, taze nane. Sizler için özellikle komşumun bahçesinden topladı. Çörek otu, sarımsak. Evet, birçoğu var. Bunların daha sayamadığım içlerinde birçoğu var ama ben bugün size iki tane tariften bahsedeceğim. Özellikle iki tane tariften bahsedeceğim. Ne yapalım? Nasıl korunalım? Sarımsak kürü. Birçok sarımsak kürü duymuşsunuzdur. Benim kürüm farklı. Benim kürüm virüsten koruyan bir kür. Ne yapacağız? Sarımsak kürünü nasıl yapacağız? Bildiğiniz kürleri unutun. Bu kürle devam edelim bundan sonra. Neler yapacağız? Malzemelerimiz çok basit. Süt, su, sarımsak. Şu an piyasada 80 lira olan, yok satan sarımsak. Ben de zar zor bulabildim iki tanesini. Taze zencefil veya toz zencefil. Bu malzemeleri kullanacağız. Ne yapacağız? Öncelikle sarımsağımızdan 6 veya 7 dişi güzelce havanda döveceğiz. Ama güzelce dövün. Güzelce, iyice çiğneyerek, iyice böyle ezerek dövdük. Suyumuzu, bir böyle büyük bardak suyu tencereye boşaltın. Kaynamaya bırakın. Ağzı kapalı kaynasın, ona dikkat edin. Fokurdamaya başladıktan sonra içerisine sarımsağınızı ekleyin. Karıştırdık. Ağzı kapalı, kısık ateşte. Bunlara dikkat edelim. Kaynamaya bırakın. 5 dakika kaynatın. 5 dakika. 5 dakika kaynadıktan sonra içerisine 1 bardak sütümüzü, 1 tatlı kaşığı da zencefilimizi ekleyelim. Karıştırıyoruz güzelce. Top top olmaması için. Koyduk. 5 dakika kaynamaya devam ediyoruz. Toplam yapma süreniz 10 dakika. 10 dakika. Koronavirüste evde ne yapacağım diye sıkılıyorsunuz. Çoğunuz zaman geçiremiyorsunuz. Çok fazla zaman geçirebileceğiniz şey var. Yapabileceğiniz şey var. Sağlıklı şeylerle zaman geçirebilirsiniz. Benden tavsiye. Bu hazırlıklarımızı nasıl tüketeceğiz? Nasıl tüketeceğiz? Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum tariften. Kaynattık. Toplamda 10 dakika kaynattık. Kapatın altını. Bekletin soğumaya. Ortalama 3 bardaklık bir karışım elde ediyorsunuz. Bu 3 bardaklık karışımı sabahları aç karnına birer bardak içip 2 gün kullanabilirsiniz. Bir tane önemli bir noktaya değinmek istiyorum. İçerisinde süt kullanıyoruz. Soğuk zincire dikkat edelim. Buzdolabında saklayın. Herhangi bir riske karşı, bakteriyel herhangi bir riske karşı buzdolabında saklayıp 2 gün güvenle kullanabilirsiniz. Kahvaltı önceleri. Bağışıklığımızı iyi tutalım. Bariyerimizi güzel bir şekilde çekelim. Şahsen ben de dün ve önceki günler psikolojim alt üst oldu. Dünyamız yani ne olacağız, nasıl olacak, nasıl gidecek? Sonra fark ettim ki stres beni daha iyiye götürmüyor. Stres hiçbirimizi daha iyiye götürmeyecek. O yüzden stresi atın. Bırakın stresi. Tedbirlerinizi alın. Koruyucu bariyerinizi iyi bir şekilde, çizginizi iyi çekin. Bu bariyeri nasıl koruyacaksınız? Tariflerini veriyorum zaten. Uygulayın. Bariyerinizi iyi koyun. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Sindirim sisteminizi iyi bakın. Vücudunuza iyi bakın. Bağırsaklarınıza iyi bakın. Doğru gıdaları, Anadolu topraklarının verdiği, ya yöremizin verdiği bir sürü bitki var, doğal bitkiler. Bunları kullanın. Nasıl kullanın? Zaten tarif veriyorum. Kullanın. Bu şekilde bağışıklığınızı koruyun ve virüse karşı da savaşınızı açın. Kendi içsel savaşınızı açın. Her birimiz ayrıyetten savaş açalım virüse. Çünkü bir virüs gider, ötekisi gelir ama bu şekilde biz bunu yeneceğiz. Biz bunu yemeyiz.